Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf ve YKS hazırlık öğrencileri için hazırladığımız permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık serisinde kombinasyon dersimizle devam ediyoruz. Kombinasyonu 3 derste anlatacağız arkadaşlar. Bol soru çözeceğimiz için 1. dersimizde tanım ve ilk sorularımızla başlayacağız. Kombinasyon, gruplama ya da seçme de diyebiliriz arkadaşlar. Tanımımız şu şekilde: N elemanlı bir A kümesinin R elemanlı alt kümelerinin her birine A kümesinin R'li kombinasyonu denir. Mesela onu şu anda 10. sınıftaki arkadaşlarımız 9. sınıftayken A kümesinin alt kümelerini hesapladılar ama kaç elemanlı olduğuna dair işlem yapmamıştık onlarla. Şimdi R elemanlı alt küme eleman sayısını belirtiyoruz. Buna kombinasyon diyoruz. N'in R'li kombinasyonu. Farklı şekillerde gösterilir. Burada da yazdık. Ama biz arkadaşlar şu C, N, R şeklinde ya da daha kısa N'in R'li kombinasyonu şeklinde göstereceğiz. Burada hesaplamamızın nasıl yapıldığını gösterdik. Hesaplamamız şu şekilde yapılıyor arkadaşlar. N'in R'li kombinasyonu N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel şeklinde hesaplayabiliyoruz. Pratik olarak nasıl hesaplıyoruz şimdi onu da gösterelim hemen. Pratik olarak şu şekilde hesaplıyoruz. Diyelim ki ne olsun? 5'in üçlü kombinasyonu. Buradan yazabilirsiniz. 5 faktöriyel bölü 5'ten 3 çıktı. 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bu şekilde hesaplarsak faktöriyel dersimizi dinleyen arkadaşlar 5 faktöriyeli biz 3 faktöriyel çarpı 4 çarpı 5 şeklinde yazabildiğimizi hatırlayacaklardır. 3 faktöriyeller gider. 20 bölü 2'den ne gelir? 10 gelir. Ama biz bunu nasıl hesaplıyoruz? Şöyle hesaplıyoruz arkadaşlar. 5'in üçlüsü diyor ya, burada 3 var. 5'ten 3 geri gidiyorsunuz. 5'ten başlıyorsunuz. 5 çarpı 4 çarpı 3. 3 tane yazdınız. Aşağıda da 3'ten geri 1'e kadar gidiyorsunuz. Dolayısıyla buradan yine 10 buluyorsunuz. Mesela 7'nin kaçlısı olsun? İkilisi olsun. 7'den başlayıp 2 geri gidiyorsunuz. 7, 6, 2 tane yazdınız. 2 çarpı 1 şeklinde 21 olduğunu hesaplıyorsunuz. Bir tane daha yazalım hadi. 10'un nesi olsun? Üçlüsü olsun. 10 faktöriyel den başlayacağım. 3 geri gideceğim. Orada 3 olduğu için. Devam edelim. 9. 8, 3 tane geri yazdım. 3'ten de 3, 2, 1, 1'e kadar gidiyorum burada. Mesela sadeleştirelim, 3 kalır. Sadeleştirelim, 4 kalır. 4 kere 3, 12 çarpı 10'dan 120 şeklinde bulmuş oluruz. Pratik olarak bu şekilde hesaplayabiliriz. Devam edelim bakalım. Ne diyor? Özelliklerimize bakalım arkadaşlar. N'in sıfırlı kombinasyonu. Aslında bu boş küme demektir. Alt küme diyoruz ya. Alt kümelerinden sıfır elemanlı olan, yani kimdir? Boş kümedir. O da nedir? Bir tanedir. N'in sıfırlısı. Yani 5'in sıfırlısı da 1'dir. 10'un sıfırlısı da 1'dir. 20'nin sıfırlısı da 1'dir. Çünkü alt kümelerini hesaplıyorum. Sıfır elemanlı alt küme demek, boş küme, o da bir tane. N'in birlisi N'dir. Mantıken düşünün. 5 elemanlı bir kümeniz var. 1 elemanlı alt kümelerini yazıyorsunuz. Bunlar 5 tanedir. Yani 5'in birlisi 5'tir. 8'in birlisi 8'dir. N'in N'lisi, bakın, N elemanlı bir kümenin N elemanlı alt kümesini yazıyorsunuz. 5 elemanlı bir kümenin 5 elemanlı alt kümesi kendisidir. Buna da kaç tanedir? Bir tanedir. Dolayısıyla 20'nin 20'lisi de ne olacaktır? 1 olacaktır. Bu şekilde bunları da vermiş olduk. Şöyle yapıştıralım bakalım. Devam edelim. Evet, bu da karşımıza çıkan bir özellik arkadaşlar.
n'in x'lisi n'in y'lisine eşit ise, n'in x'lisi n'in y'lisine eşit ise ya x y'ye eşittir ya da toplamları n'dir. Ne demek istiyoruz? Bakalım burada. Şuraya bir tane örnek yazalım. Diyelim ki 5'in ikilisi 5'in üçlüsüne eşittir arkadaşlar. Bakın bunları topladığınız zaman 5'i veriyor ya. 5'in ikilisi 5'in üçlüsüne eşittir. Doğru mudur? 5'in ikilisini hesaplayın. 2 geri mi gidiyorum? 5, 4, 2, 1. 5'in üçlüsünü hesaplayın. 5, 4, 3. 3'ten 2'ye 3 geri gidiyorum 1'e kadar. 3, 2, 1. İkisinin de 10 olduğunu göreceksiniz. Diyelim ki 10'un x'lisi eşittir. 10'un 4'lüsü dedi size. Burada x arkadaşlar ya direkt 4 olabilir ya da bu özellik gereği x artı 4 10'u verebilir. X eşittir ne gelebilir buradan? 6 gelebilir. X ya 4'tür ya da 6'dır diyoruz. Bununla ilgili sorularımızı da çözeceğiz birazdan. Evet. Bu da yine güzel bir örnek, özellik. N'in R'lisi artı N'in R artı 1'lisi. Bakın ardışık iki terim var burada. R'ye R artı 1. Üssü 1 artırıyorsunuz. Aşağıdan da büyük olanı alıyorsunuz. Yine bunun da örneğini verelim hadi. Ne diyelim? Mesela 7'nin 4'lüsü ile 7'nin 5'lisini toplayacaksınız. Ardışık iki terim. 7'yi 1 artırıyorsunuz, 8 aşağıdan büyük olanı alıyorsunuz, 8'in 5'lisidir diyorsunuz. Mesela 9'un 6'lısı artı 9'un 7'lisi. Yine ardışık iki terim var burada. 9'u 1 artırıyorsunuz, 10 aşağıdan büyük olanı alıyorsunuz, 10'un 7'lisi şeklinde bunu da hesaplamış oluyoruz. Şimdi bunların uygulamasına geçeceğiz arkadaşlar. Sorularda kullana biliyorsunuz. Beni ilk videodan bu yana dinleyen arkadaşlarım bilirler. Özellikleri ezberlemek yerine mantığını kavramak, sorularda uygulaya onu oturtmak taraftarıyım. Devam edelim sorularımıza. Mesela hemen ilk az önceki örnek özelliklerimizden bir tanesi ilk sorumuz. 6'nın ikilisi 6'nın n artı 1'lisine eşit ise alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Ne dedik biz az önce? N'in x'lisi n'in y'lisine eşit ise burada iki alternatifim var. Ya x eşit y'dir ya da x artı y n'i verir dedik. Dolayısıyla burada 6'nın ikilisi 6'nın n artı 1'lisine eşit ise demek ki ikisini de düşünüyorum. Ya n artı 1'in 2 buradan da n eşittir 1 ya da ikisinin toplamı 6'yı veriyor bana. N artı 1 artı 2 6 buradan da n eşittir 3. Bunların alabileceği değerler toplamında cevabımız 4. Evet, son verdiğim özellikle ilgili güzel bir soru. Bakın arka arkaya terimleri toplamış. Burada 6'nın ikilisi ile 6'nın üçlüsü var. 6'nın ikilisi ile 6'nın üçlüsü var. Bakın şu ikisini alırsam ardışık iki terim. 6'yı ne yapıyorum? 1 artırıyorum. Aşağıdan da büyük olanı alıyorum. Dedim az önce 7'nin üçlüsü. Aa, bakın ne güzel geldi. Yanına da kim geldi? 7'nin dörtlüsü geldi. Bu ikisini toplarsam ne geliyor arkadaşlar? 7'yi ardışık yine 7'yi 1 artırıyorum 8. Aşağıdan büyük olanı alıyorum. 8'in 4'lüsü geldi. Bu da gitti. Yanına kim geldi bunun? Artı 8'in 5'lisi geldi. Sıra sıra gidiyorlar bakın ne güzel. Yine ardışık iki terim. 8'i 1 artırdık 9. Aşağıdan büyük olanı aldık. 9'un 5'lisi. Yanına kim geldi bunun? 9'un 6'lısı. Bunu da 9'u 1 artırdık yine ardışık olduğu için 10. 10'un 6'lısı. Bunun sonucunu soruyor. İster 10'un 6'lısını hesaplayın. İsterseniz aşağıya ne kadar azaltırsanız o kadar iyi. Bu da 10'un 4'lüsüne eşit değil mi? Az önceki özelliği toplamları 10'u verdiği için. 10 çarpı 4 geri gidiyorum. 9, 8, 7. 4 tane yazdım. 4'ten de 1'e kadar gidiyorum.
Efendim 4 kere 2 8 gitti. 3 de 9 3. 3 kere 7 21. 21 çarpı 10'dan 210 diye buluyorum. Evet, hızla devam. 8 kişilik bir sporcu grubu içerisinden 5 kişilik basketbol takımı kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Bakın, permütasyonla kombinasyonu ilk gören arkadaşlar farkı karıştırıyorlar sıralamayla seçme sorularını. Burada seçme var arkadaşlar. Kombinasyonla yapacağım permütasyonu. Bakın, hiçbir sıralama yok. Sadece 5 kişiyi ne yapıyorsunuz? Seçiyorsunuz. Gel yanıma diyorsunuz. 8 kişiden 5 kişi seçtiğiniz için 8 kişiden 5 kişilik alt küme oluşturuyorsunuz. 8'in 5'lisidir. Yine ben alışmanız için 8'in 5'lisi de aynı zamanda 8'in nesine eşittir? 3'lüsüne. Hep küçük olandan hesaplarsanız biraz daha rahat edersiniz. 8, 7, 6, 3, 2, 1. 6'lar gitti. 8 kere 7'den cevabımız 56. Ve diyor ki 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde kare eleman olarak bulunur? Şimdi benden kaç kişiyi seçmemi istiyor? Bakın, seç diyor. Sıralamıyorum. Alt küme demek seçme demek arkadaşlar. Sıralama yok. 3 kişi seçeceğim buradan. Bir tanesi kare. Geriye kaldım sana A, B, D, E. 3'e tamamlamak için buradan bunun yanına kaç kişi göndermem lazım? 2 kişi göndermem lazım. Gönder bakalım iki elemanı. Kaç kişiden? 4 taneden. 4 taneden 2 tane gönderiyorum. 4'ün ikilisi. 4 çarpı 3. 2 tane yazıyorum. 2'den 1'e kadar gidiyorum. 12 bölü 2'den 6'dır diyorum. Yine bakın, benzer bir soru. 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde? Yine 3 kişi istiyorum. A bulunsun ama C bulunmasın diyor. Şimdi A bulunsunmuş, C bulunmasınmış. Bana kaç kişi lazım? 3 kişi lazım. A, B, C, D, E, F, G, H'dan. Diyorum ki A bulunsun. A'yı ayırdım. Gel yanıma dedim. C diyor bulunmasın. C'yi attım. Şimdi 3 kişi istiyordum. A kesin olacak. Geriye kim kaldı arkadaşlar? Bakın D kaldı. D kaldı. E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi mi kaldı? Bunlardan 3 elemanı tamamlamak için kaç tane göndermem lazım A'nın yanına? 2 tane. 2 tane gönderiyorum. Tekrar şunlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneden A'nın yanına 2 taneyi gönderiyorum. 6'dan 2 seçtiğim için 6'nın ikilisi. 6 çarpı 5, 2 çarpı 1. Buradan da ne geldi? 15 geldi. Mesela ben bir B şıkkı yazayım hadi buna. Ne diyelim? 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde A ve C bulunsun? A ve C bulunsun. Bulunur. Kaç tanesi diye başladık. Bulunur. Bunu soruyorum. Şimdi 4 eleman istiyorum arkadaşlar sizden. 4 kişi gelsin diyorum. Sonra da diyorum ki ama 4 kişi gelsin de bu 4 kişi içerisinde A ve C bulunsun. A ve C bulunsun bakalım. A var. C var. E bunlar kesin gelecek. Geriye kaldı mı sana? B, D, E, F, G ve H. Yine 6 tane kaldılar. 4'e tamamlamak için bu arkadaşların yanına 2 kişi göndermem lazım. Kaç taneden? 6 taneden. Yine 6'nın ikilisi 4 elemanlı olduğu için 4'e tamamlıyorum. 2 kişi gönderiyorum. 6'nın ikilisini az önce hesaplamıştık. 15. Bakın, aslında şu soruyla yazdığım B şıkkıyla sıradaki soru aynı. Matematik olimpiyatları için 10 öğrenci arasından 6 kişilik takım oluşturulacaktır. Takıma 6 kişi lazım. 10 kişi. Ne yapacağız? 6 kişi seç diyor bana. Seçme var, kombinasyon. Takıma girecek 2 öğrenci belli. Bakın 2 kişi belli. Kim olsun bu 2 kişi? Ali ile Veli. Ali ile Veli kesin var.
6 kişi olacaktı. İkisi Ali ile Veli olduğuna göre geriye bunların yanına kaç kişi seçmem lazım? 4 kişi. Şimdi benim 10 kişim vardı. Ali ile Veli'yi aldım buraya. Kaldı mı bize 8 kişi? Kalan 8 kişiden Ali ile Veli'nin yanına 4 kişi gönderir miyim? O zaman bunu da kaç değişik şekilde gönderirim? 8'in dörtlüsü. 4 geri gidiyorum. 8, 7, 6, 5. 4 tane yazıyorum. 4'ten 1'e kadar gidiyorum. 3, 2, 6 gitti. 4 ile 8, 2 gitti. 35 çarpı 2 cevabım 70. İçlerinde bakın yine aynı sorular, benzer soru bunlar. Sadece A yerine, A ve C yerine Emre geliyor, Ahmet geliyor, işte Ali geliyor, Veli geliyor. Emre ve Ahmet'in bulunduğu 6 kişilik bir grupta 3 kişi seçilecekmiş. Bizim 6 kişimiz var. Kaç kişi seç diyor? 3 kişi seç diyor. Kombinasyon. Tamam. Emre bulunsun diyor. Emre var. Aldık. Ama Ahmet bulunmasın diyor. Ahmet'i ne yaptık? Attık. Kaldı mı bize 6 kişiydi. Emre'yi ayırdım. Ahmet'e sen gelme dedim. 4 kişi kaldı mı geriye? Kaldı. Ben 3 kişi seçecektim. Emre'ye kesin gel dedim. Geldi. Şunu şöyle. Emre'ye kesin ne dedik? Gel dedik. Geldi o da. Kaldı bize 4 kişi. 3'e tamamlamak için kaç kişi göndereceğim yanına? 2 kişi göndereceğim. O zaman 4'ün nesi? İkilisi. 4'ün ikilisi 6'dır diyoruz. Sıradaki sorumuz diyor ki 5 doktor 6 tane hemşire arasından ikisi doktor 6 kişilik sağlık ekibi kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Evet bakın şimdi hocam toplayacağız mı çarpacağız mı diye gelen sorulardan bir tanesi. Biz de diyoruz ki saymanın temel kurallarında ilk dersimizde bahsettik. V bağlacı kullanabiliyorsanız çarpıyorsunuz. Ne diyor bakın size? 2 doktor ve 6 kişi seçecekmişim. İkisi doktor. 2 doktor ve o zaman 4 hemşire mi seçeceğim? Bakın 2 doktor ve 4 hemşire. V bağlacını kullanıyorsak çarpıyoruz. 5 doktordan 2 doktor seçiyorum. Ve yanına 6 hemşireden 4 hemşire seçiyorum. 5'in ikilisi 10'dur. 6'nın dörtlüsü az önce hesapladık 15'tir. 10 çarpı 15'ten 150 değişik şekilde seçebiliriz. Bakın size demiyor ki 2 tane doktor veya 4 tane hemşire kaç değişik şekilde seçilebilir demiyor. İkisi doktor 6 kişi seçeceksiniz. 2 doktor ve 4 hemşire dediği için yaptığımız işlem çarpma. Evet diyor ki 7 öğrenci arasından 4 kişilik ekip bu ekip içinden de bir başkan seçilecektir. Başkan ve 3 üyeden oluşan ekip kaç değişik şekilde oluşturulabilir? 3 üye seçecekmişiz ama bir tanesi bir de başkan seçecekmişiz 4 kişi. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Arkadaş ben önce 7 kişiden 4 kişiyi seçerim. Seçiyorum ya ve o yüzden çarpıyorum. Seçtiğim 4 kişiden de bir başkan seçerim. 4'ün birlisi. 7'nin dörtlüsü 7, 6, 5, 4 tane yazdık. 4, 3, 2, 1. 4'ün birlisi 4'tür. Bakın ne yaptık? 4 gitti. Şu 3 ile 2 gitti. 6. 7 kere 5 ne oldu buradan? 35 çarpı 4'ten 140 bulmuş olduk. Veya ikinci yolda şu şekilde seçersiniz. Hiç önemli değil. Hocam ben 7 kişiden önce başkanımı seçerim. Ne yaptım? Başkan seçtim. Ve kalan 6 kişiden yanına 3 tane de üye seçerim. İkisi de aynı şeydir. Bu da 140 gelecek. Ve dediğiniz için dikkat edinizi çekmeye çalışıyorum. Çarpıyoruz. Ve 10 soruluk bir sınavda 8 sorunun cevaplandırılması isteniyormuş sizden. İlk 4 soruyu cevaplamak zorunda. Aslında hani Ahmet gelsin dedik ya az önce. Aynı şey.
10 sorum var benim elimde. Ama bu sefer diyor ki ilk 4 soru mecbur. 4 soru mecbur. O zaman geriye kalan seçmeli kaç tane sorunuz var sizin? 6. 8 soru cevaplandırmanızı istiyor. 4'ü mecbur olduğuna göre buradan buraya kaç tane soru göndereceksiniz? 4 tane soru göndereceksiniz. 6 taneden 4 taneyi seçip göndereceksiniz. 6'nın dörtlüsü. Ne çok 6'nın dörtlüsü hesapladık. 6'nın dörtlüsü de kaçtır gençler? 15'tir diyoruz. 6 kız 7 erkek öğrencinin bulunduğu bir toplulukta en fazla biri erkek olan 3 kişilik grup kaç değişik şekilde oluşturulabilir? En fazla biri erkek. Ne demek? 3 kişi. Ya 3 kız değil mi? Ya da 2 kız bir erkek. En fazla bir tane diyor. O zaman ben bunu hiç erkek seçmem. Bakın o yüzden topluyorum. Ya 3 kız ya da 2 kız bir erkek. Ve değil. O yüzden toplama kullanıyorum. 6 kızdan 3 kız seçebilirim. Veya 6 kızdan 2 kız ve yanına 7 erkekten bir erkek seçebilirim. 6'nın üçlüsü 20'dir gençler. 6'nın ikilisini hesaplayıp duruyoruz. 15 bulduk. Çarpı 7. Buradan ne geldi? 105 artı 20'den 125'tir. Peki ben de şıklar bitmez. B şıkkı deseydik ki biz en az bir erkeğin olduğu, en az biri erkek olmak şartıyla deseydik, en az biri erkek olan 3 kişi kaç değişik şekilde seçilebilir deseydik. En az biri erkek olacakmış. Bundan ne anlarsınız peki? Aynı mantıkla. Bir erkek iki kız olabilir veya iki erkek bir kız olabilir veya bakın toplaya toplaya gidiyorum veya dediğim için 3 tane erkek olabilir. Evet tamam. Şimdi bunu buradan yapabilirsiniz. Ne dersiniz? Bir erkek seçeceksiniz. 7'nin birlisi. Yanına 2 kız seçeceksiniz. 6'nın ikilisi. 2 erkek seçeceksiniz. 7'nin ikilisi. Ve yanına 6 kızdan bir kız seçeceksiniz. Bir de ne kaldı? 3 erkek seçeceksiniz. 7'nin üçlüsü. Bu kombinasyonu hesaplayabilirsiniz. Bu birinci yol. Peki ikinci yol biz sıralamada da permütasyonda da yapmıştık. İstenmeyenden gitme yolumuz vardı. En az biri erkek diyor ya. Bütün üçlü durumlardan, üç kişi seçeceğim ya. Bütün üçlü durumlardan neyi istemiyorum? Hepsinin kız olmasını istemiyorum. En az bir erkek diyor. Bu istenmiyor. Hepsinin kız olması istenmiyor. Bütün üçlü durumun 6, 7 daha toplam 15 kişi var. 15'in üçlüsü. Hepsinin kız olmasını istemiyorum. 6 kızdan 3 kız. 15'in üçlüsünü hesaplayalım. 15'in üçlüsü 15 çarpı 14 çarpı 13. 3 geri gittik. 3, 2, 1. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bakalım buradan işlem yaparsanız ne geliyor arkadaşlar? Şunlar gitti, burası 20. Şuna bakalım. 3, 2, 3 ile sadeleştirin. Şu arkadaş 5 kalır. Bununla sadeleştirin. 7 kalır. 35 çarpı 13 geldi burası. 35 çarpı 13. Buradan ne bulursunuz bu arkadaşı? 350, 105 daha 455 bulursunuz bunu. Buradan da 20'yi çıkarınca işlem hatamız yoktur umarım. 435. Ve devam ediyoruz. Bir pazarlama şirketinde çalışan 9 kişiden 4'ü Aydın'a, diğer çalışanları İzmir'e gönderilmek isteniyor. Kaç farklı dağıtım yapılabilir diye soruyor. Aydın ve İzmir'e eleman gönderiyorum. 9 kişi var benim elimde.
9 kişiden 4'ünü Aydın'a ve kalan 5 kişiden hepsini diğerleridir. Çünkü 5'ini de İzmir'e gönderiyorum. Mesela yine ben bir B şıkkı yazayım. Deseydim ki 9 kişimiz var. 3'ü Aydın'a, ikisi İzmir'e, kalanı da kaç kaldı? 3, 2, 5, 4'ü de Ankara'ya gönderilseydi. Kaç değişik şekilde gönderilebilir deseydik mesela. Yine aynı mantık. Fark eden hiçbir şey yok. 3 kişiyi ne yapıyorum? Aydın'a gönderiyorum. 9'dan 3. Ve bakın ve veya değil. Kalan 6 kişiden 2 kişiyi İzmir'e ve kalan 4 kişiyi ister yazın ister yazmayın 4'ünü de Ankara'ya gönderirdik diyoruz. Şurayı hesaplayalım. 9'un 4'lüsü 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 4, 3, 2, 1. 5'in 5'lisi zaten 1. 4 ile 2 gitti 8. 3 ile 6 gitti 2. Buradan ne geldi? 9 kere 7 63 çarpı 2 126 Bursa diyoruz. Evet. Aralarında A ve B'nin bulunduğu 12 kişi A ve B farklı takımlarda olmak şartıyla her biri 6 kişilik iki takıma kaç değişik biçimde ayrılabilir diyor. Bakın aralarında A ve B'nin bulunduğu 12 kişi var. Ali, Veli, Ayça, Buse. A ve B farklı takımlarda olacakmış. Şimdi A burada olabilir, bir takımda olabilir. B bir takımda olabilir. Bizim kaç kişimiz var? 12 kişimiz var. Değil mi? 12 kişiden ikisini ayırdık. Geriye kaç kişi kaldı arkadaşlar? 10 kişi mi kaldı? 6 kişilik takımı ayıracağım. O zaman 10 kişiden A'nın yanına 5 kişi gönderirim. Kalan 5 kişiyi de B'nin yanına ne yapabilirim? Gönderebilirim diyorum. Evet. Bunu hesaplayalım bakalım. Ne gelecek? 10 çarpı 10'un 5'lisi 9 çarpı 8 çarpı 7, 6, 5 tane yazdık. Sonra 5'ten geri gidiyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Şu 5 kere 2, 10. Postala gitsin. 4 kere 3, 12, 6 gitsin. Şuradan da 6, 3, şöyle 2 kalsın hadi. 8'i 4'e böl, burada da 2 kalsın. Ne kaldı burada arkadaşlar? 9 çarpı 7 çarpı 4 kaldı. 63 çarpı 4'ten ne gelir? 252 gelir. Benzer soru. Bakın aynı şeyleri farklı farklı sorup duruyoruz. Ama burada bu 6 kişilikti. Burada 5 kişilik ve 6 kişilik iki asansör var. Bir şey değişiyor burada sadece. İkisi de aynı olduğu için burada takım oluşturduk. Bir yere göndermedik. Sorun yoktu. Ama burada 5 kişilik ve 6 kişilik iki tane asansörümüz var. Sorun ne bakalım? 11 kişiden Nabi ve Nesrin daima aynı asansörde bulunmak şartıyla. Şimdi aynı asansörde bulunacakmış bu arkadaşlar. Bir 5 kişilik asansörüm var, bir de 6 kişilik. Nabi ile Nesrin'i verelim buraya. 5 kişiliğe verdim. Kaldı mı 11 kişiydi 9 kişi? Kaldılar 9 kişi. 5 kişilik asansöre Nabi ile Nesrin'in yanına 3 kişiyi gönderirim. Kalan 6 kişiyi diğer asansörüme gönderdim mi? Gönderdim. Veya şimdi 5 kişilik ve 6 kişilik de asansörüm. Nabi ile Nesrin'i bu arkadaşa veririz. 6 kişilik asansöre bindiririz. Şimdi o zaman Nabi ile Nesrin buradaysa kalan 9 kişiden bunların yanına 6'ya tamamlamak için 4 kişi gönderebilirim. Kalan 5 kişiyi de diğer asansöre göndermiş oluruz. 9'un üçlüsü 9, 8, 7, 3, 2, 1. 3 gitti, 4 gitti, 12 çarpı 7, 84.
9'un dörtlüsü 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Bakalım 4 kere 2, 8 gitti. 6'yı 3'e böl. O da gitti. 2. Buradan ne geldi? 63 çarpı 2'den 126. Toplayalım. 210. Değişik şekilde asansörlere bindirebiliyoruz. Evet, bu dersimizin son iki sorusu. Bir pansiyonda 5 ve 3 kişi yataklı birer oda boştur diyor. Az önceki asansör sorusu gibi 5 kişilik 6 kişilik demiştik. 5, 3 aynı mantık hepsi. 5 ve 3 kişilik 2 tane odanız boş. 8 kişiyi yerleştireceksiniz fakat belli ikisi farklı odalarda kalmak şartıyla. Az önce aynı asansörde kalmak şartıyla dedik. Şimdi de farklı odalarda kalmak şartıyla diyoruz. Mesela kimler olsun bunlar? Ayça'yla Buse. Şimdi bunlar farklı odalarda kalacakmış. Ayça burada kalabilir, Buse burada kalabilir mi? Bu bir durum. Veya Buse burada kalabilir, Ayça 3 kişilikte kalabilir mi? Veya yani iki durum var. Kendi aralarında bunlar ne yapabiliyor? Yer değiştirebiliyor. Peki şimdi 8 kişiden önce Ayça'yı yerleştirdim. Buse'yi de yerleştirdim. Kaldı mı bana 6 kişi? Kalan 6 kişiden Ayça'nın yanına o da 5 kişilik olduğu için 4 kişiyi gönderirim. Kalan 2 kişiyi de Buse'nin yanına gönderirim. Bir de bunları aynı şey olacağı için hesaplamamıza gerek yok. Buse ile Ayça'yı yer değiştirebiliriz. Çarpı 2 faktöriyelli. Buradan 6'nın dörtlüsünü hep hesapladık. 15 çarpı 2 kaç değişik geldi? 30 gelmiş oldu. Ve bu dersimizin son sorusu. Devam edeceğiz bu tarz sorulara. Bir sonraki videoda arkadaşlar takip edin. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinde kaç tanesinin elemanları çarpımı negatiftir diyor. 3 tane eleman seç diyor ama rastgele seçme, çarpımları da ne olsun istiyor? Negatif olsun istiyor. Şimdi 3 tane eleman negatif olduğuna göre negatif, negatif, negatif seçersem negatif olur mu? Çarparsam ya da negatif, pozitif, pozitif seçersem negatif olur mu? Başka olabilir mi? Olamaz. Eksi eksi artı olabilir. Tek bir durum kaldı. Pozitiftir. Artı 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 zaten pozitif. O zaman ben 3 negatif veya 1 negatif 2 pozitif seçmeliyim. O zaman 3 tane negatif. Benim eksi 3, eksi 2, eksi 1'im var. Eksi 3, eksi 2, eksi 1'im var. 3 tane negatif seçeceğim buradan. 3'ün üçlüsü zaten başka durum yok. 1. Ya da 2 negatif, 1 pozitif. Şimdi özür dilerim. 1 negatif, 2 pozitif seçeceğim. 3 tane negatiften 1 tane negatif seçiyorum ve pozitiflerim 1, 2, 3. 3 tane pozitiften 2 tane pozitif seçiyorum. 3'ün birlisi 3'tür. 3'ün ikilisi de 3'tür. Buradan da kaç tane gelir? 9. Bir de buradan bulmuştuk. Biz bu kümeleri 10 tane yazabiliyoruz. Evet arkadaşlar, soru çözmeye devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde, kombinasyon 2. dersimizde. Biz izlemeye devam edin. Abone olmayı da unutmayın. Ve videolarımızı da beğenirseniz mutlu oluruz arkadaşlar izledikten sonra.